Değerli Hemal dostları, 22. Hemal sohbetine hoş geldiniz. Bu sohbetimize benim yine çok uzun yıllardır dostum olan, arkadaşım olan, fikirdaşım olan, çeşitli konularda, çeşitli projelerde de yine beraber olduğumuz dostum İsmail Kara'yı misafir ediyoruz. Aramakla bulunmaz temamız. Buraya geçmeden önce ben kısaca, tabii uzun, gerçekten anlatmam gerekirse uzun uzun bir saat konuşmamız gerekir. Kısaca sizi takdim edeyim ki zaten ilk kez onu geliyorsanız... Onu geçebiliriz ya. Zaten ilk kez geliyorsanız muhtemelen tabii ki bazı dostlarımız entelektüel, akademik dünyadan ve yazı dünyasından insanlar sizinle şahsen tanışıyor olabilir ama genel anlamda Balıkesir içinde önemli bir şey. Sizin buraya ayak basıcınız. Estağfurullah. O bakımdan kısaca da olsa sizi tanıtmak isterim. Bunu yapmasam bence daha iyi ama sen bilirsin. Yönetici sensin. Evet. teşekkür ederim. Yapmak zorundayım. Kurallarımızı bozmayalım. Eyvallah. Bizim 22. Hemhal sohbeti ve 55. Müteferrika sohbeti yapıldı. Ve bu kuralı hiç bozmadık. Evet. İsmail Kara 1955 Güneysu doğumlu. Güneyce. Güneyce doğumlu. Rize'yi itiraf edeyim mi? Tabii. Rize de Güneyce'ye bağlıdır. Aslında kendisinin çok az insanın bildiği bir de Güneyce sözlüğü var. Karadeniz'de her yer Lazca değil, Güneyce diye bir dil de var. 1955 doğumlu, İmam Hatip Okulu'nu İstanbul'da bitirdi. Daha 1973, daha sonra, doğru söyledim değil mi? Daha sonra Yüksek İslam Enstitüsü'nü ve ardından 9 yıl sonra, tabii bir dönemi yaşayanlar bilirler, çift diploma alınırdı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 1989'da 86'da bitiriyor. Ardından yüksek lisans ve doktora yapıyor. Bu arada tabii dergah yayınlarında çalışmaya başlıyor ve uzun yıllar dergahta editörlük ve yönetmenlik yapıyor. O dönemde önce Hareket Dergisi var, Nurettin Topçu'nun gerçekten bir okul olan Hareket Dergisi var. Ardından dergi dergaha dönüşüyor ve Hareket Yayınları da dergah yayınları olarak sürdürüyor yayın faaliyetini. Nurettin Topçu ne kadar bir ekolse, dergah da gerçekten öylesine bir ekol. Bugün bildiğimiz birçok isim ilk kez Dergah dergisinde yazılarını, eserlerini, şiirlerini yayınlamıştır. Dergah yayınlarının çok önemli birçok kitap dışında tabii bir Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedi ismiyle 8 ciltlik bir ansiklopedisi var ki İsmail Kara ve Mustafa Kutlu üzerinde çok emek harcamışlardır. Hatta ben derim ki 19. yüzyılda ansiklopedi yazanlar vardı. 20. yüzyılda da Mustafa Kutlu ve İsmail Kara bir ansiklopedi yazdılar. Tabii ki çok sayıda katkıda bulunan madde yazarı vardı ve ben de onlardan biriyim. Ama bütün yük bu iki önemli beyindeydi. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. 2000'de profesörlük ve 2015'te de emeklilik. Emeklilikten bu yana da tabii yazmaya devam ediyor. Bugün ben konu olarak sizin değindiğiniz konulardan çok İsmail Kara üzerinden gidelim istiyorum. Aramakla bulunmazı biraz da onun için başlık olarak seçtik. İsmail Kara 40 yılı aşkın süredir sürekli arıyor. Bunu ben ilmi aramak diye tabir ediyorum. Sürekli bir ilim arayışında. Aramakla bulunmaz sözü son yıllarda çok gündemde olan bir söz. Beyazlı Bistami'nin
aramakla bulunmaz, lakin bulanlar yine onu arayanlardır. Sözünden mülhem. Böyle bir kitabı da vardı İsmail Bey'in ve sizde de elinizde, size de bugün imzalayacak aynı zamanda. Kendisini bu arama yolculuğu nasıl başladı? Nereden başladı? Bu soruyla konumuzu açalım. Eyvallah. Aramakla bulunmaz benim de çok sevdiğim bir sözdür. Değerli dostumun bununla başlamış olması benim için de çok hoş ve kıymetli bir şey. Önce kendisine teşekkür edeyim. Sonra da size de teşekkürle başlayayım. Bugüne kadar Balıkesir'e gelmek kısmet olmamıştı. Bir vesile olmadı. İstanbul'a çok yakın olmasına rağmen. Demek ki bugünü bekliyormuş. Aziz arkadaşım Ahmet Bey'in davetini biraz geciktirdim ama ona uymayı aynı zamanda bir vazife bildim. Kısmet bugünüymüş. Şimdi efendim, benim babam bir köy imamı. Güneyce, Rize'nin sahilden yaklaşık 35-40 kilometre İçerlek bir köyü. Babam oranın büyük camisinin imamıydı. Dolayısıyla bilerek bilmeyerek babamızdan bir ilim neşvesi aldık diyeceğim. Sonradan talebesi de oldum tabii. Fakat bunu küçük yaşlarımda çok fark ettiğimi söyleyemem. İleri yaşlarda tabii bunu çok daha iyi bir şekilde göreceğim. O bakımdan babam benim ilk hocam sayılır. Hatıralarını da kendisinin muhalefetine rağmen uzun yıllar çalışarak derledim. Çok Türkiye'de hoca hatıratını başlatan eserdir o. Biraz da yayıncılıkla uğraştığım için doğrusu bunun okunabilir, cazip, Türkiye'nin çok önemli dini meselelerine temas eden bir karakterde olması için de çaba sarf ettim. Bu biraz yayıncılık teknikleriyle alakalı bir iştir. Fakat daha iyi hatırladığım, aramak yolunda benim için daha bariz işaret taşları döşeyen kişi abim Mustafa Kara'dır. Abimle bizim aramızda 6 yaş var. Küçükken 6 yaş çok büyük bir yaş farkıdır. Şimdi bazen bana diyorlar ki Mustafa Kara'nın abisi misin? Diyorum ki o evliyadan olduğu için yaşını göstermiyor, biz beceremiyoruz. Öyle şakalaşıyoruz. Abim 1963 yılında İmam Hatip Okulu'na başladı Ankara'da. Fakat 64 yılında İstanbul'a intikal etti. İstanbul İmam Hatip'e. Sonradan ben de oraya intikal edeceğim. Ve ben ilkokul talebesiyim o zaman. Köye geldiği zaman her sene bir iki koli kitapla, dergiyle geliyordu. Benim çocukluğum çok hareketli ve çok yaramaz geçti. Çok hareketli bir mizaca sahiptim. Abim çocukluğundan beri çok sakin biridir. Koliler açılıyor ve babamın kütüphanesi var fakat camide. Evde müstakil olarak kütüphanemiz yok. Babaannemizin, rahmetli babaannemin kaparalı derler bizde, bir sandığı vardı. O sandığı kapağı zaten sökülmüştü. Onun içine iki raf koyarak ilk kütüphaneyi yaptı. Ve benim ilk çocuk aleti ruhiyesiyle ilk aramalarım o babaannemizin sandığına yerleşen kitaplar, dergiler, okul albümleri,
en çok dikkatimi çeken şeylerden biri oydu. Onun için ben İstanbul'a gelmeden birçok hocanın simasını o albümlerden tanımıştım. İstanbul'a geliş ilkokuldan hemen sonra mı? Yok. İmam Hatip İlkokulu 10 yaşında bitirdim. 10-12 yaş arası hafızlık yaptım babamın dizinin dibinde. Hafızlık hocamız babamdır. Ve bizim işte meslektaş olacağız dedi babam. Hakikaten biz babamızın meslektaşı olduk. Rize İmam Hatip açılmıştı 1967 yılında bir ay gecikmeyle. Ben oranın ilk talebelerinden biriyim 32 numarayla. Fakat babam tabii o sene beni Rize'ye verdi ama Rize İmam Hatip'e. Oranın yeni açılmış bir okul, yurdu yok, hocaları eksik. Yani babam için bu burada ciddi bir tahsil olmaz. Onun için bu sene rahmetli olan Hüseyin Atay Hoca'nın babası bizim köylüdür. Babamın hafızlıkta ağabeyidir. Bayezid Camisi'nin ikinci imamıydı. Ağabeyime de tavassüt eden odur. Rahmetli onu analım. Allah rahmet eylesin. Hafız İsmail Atay. Bendeniz'i de babamın bir mektup yazarak işte hoca efendi bu Rize'de böyle böyle bunu da İstanbul'a alalım diye. Dolayısıyla ikinci sınıfın ikinci yarısında 19 Şubat 1969'da İstanbul'a geldik. İstanbul İmam Hatip Okulu talebesi oldum. Tabii bir cennete düşmüş gibi olduk Rize'deki şartlara göre. Yalnız dersler bakımından çok zor bir yere düşmüş oldum. Çünkü Rize'de bizim hiç görmediğimiz, okumadığımız derslerle burada karşılaştım falan. 1,5-2 ay intibak etmekte bayağı zorlandım. Fakat ikmale kalmadan geçtim yani. İkinci dönem İstanbul'a gelmiş olmama rağmen. Babam bir ikmal hakkı tanımıştı bana. Bir dersten kalabilirsin dedi. Öyle İstanbul'a gelmiştim. İstanbul'a geldikten sonra tabii bu aramak dediğimiz şey ki hala devam ediyor bendeniz için, hepimiz için aslında. Hem seviye kazanmaya başladı, hem mekanlar Rize'de hiç olmayan, tabii olması da mümkün değil, bugün de yoktur yani bugünkü şartlara rağmen. Birçok şeyle karşılaştık. Daha ikinci ay mesela İstanbul Sahaflar Çarşısı'nı tanıdım ben. 14 yaşında bir çocuğum yani. İstanbul'a yeni gelmişim. Şive henüz İstanbul'a alışmış değil. Hatta abimin sınıf arkadaşları, abim 6. sınıftaydı ben 2'deyken. Onların sınıfına gittiğim zaman beni konuştururlardı. Gülmek için biraz. Karadeniz şivesiyle konuşuyorum falan. Buna rağmen yani bir ay sonra işte Hareket Dergisi'ne gittim. Abim beni götürmedi Hareket Dergisi'ne. Öyle mi? Ben fakat onu götürdüm. Yerini tarif etti. Sen gideceksin dedi. Güzel. Çünkü o yazarıydı. Hareket. Tabii. Hareket'i tanıyordu. Tabii. Ve o da gidiyordu. Fakat o hafta bana tarif etti. Hakikaten yolda kolaymış. Divan yolu üzerinde Hareket Dergisi. Ersoyan. Evet, giriş katı. Divan yolu Ersoyan. Şu anda ne Ersoyan kaldı ne Hareket Dergisi'nin küçük daracık odası kaldı. Hep yıkıldı yani. İstanbul böyle. Bir gittiğiniz yeri bir daha bulamıyorsunuz. Her yer öyle ya. Arkada ve şey ben, vardı, seminer odası vardı. Evet, o sonradan tutuldu. Sonradan. Evet, tutan. Çünkü sığmıyor. Evet. Hoca oraya gelirdi, orada sohbet ederdi. Tabii. Yani 20 metrekare yok. Penceresiz, küçük bir yer. Nurettin Bey geliyor. Tabii hoca geldiği zaman cumartesi günleri öğleden sonra gelirdi. Allah rahmet etsin. Sandalye falan yok yani. Tabureler var.
Bir tane sandalye vardı, ahşap sandalye. Onda da Cahit abi otururdu. Cahit Çollak rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Küçük bir masa. Gerisi tabure. O da daha sonra Bursa'da Uludağ yayınlarını kurdu. Uzun süre Bursa'da yayıncılık yaptı. Evet. Nurettin Bey, tabii ben ilk Nurettin Bey'le karşılaşıyorum. Nurettin Bey, tahmin edersiniz ki benim gözümde ağabeyimin de hocası. Çok büyük bir hoca. İstanbul'da da acemiyiz. Şimdi Nurettin Bey gelecek, ben ne yapacağım? Yani orada işte 10-15 tane ben, hepsi benden yaşlı olan insanlar var. Yaşları farklı. Emin Işık da var diyelim. Yaşar Nuri Öztürk de var. Ama bunların hepsinin yaşı benden büyük. Hatemi i̇şte Ezeler verdi. Hüseyin Hatemi. Hüseyin Hatemi var. Hiç unutmuyorum. Hoca geldi ve hiç kimsenin kalkmasına müsaade etmeden hemen bir tabureye ilişti. Tek sandalye var zaten, sandalyeye oturmadı. Bizim aramızda bir sandalyeye oturdu, tabure, küçük bir tabure. Oturdu ve ben de büyük bir rahatlık hissettim. Çünkü yani bir şey olacak herhalde, hoca gelince ayağa kalkılacak, artık sonra ne yapılacak falan. Hareket Dergisi, Hareket Yayınları, Sahaflar Çarşısı, tabii İstanbul'un akıl almaz zenginlikleri, mezarlıklarımı desem, medreselerimi desem, camilerimi desem, bunlar. Fatih Külliyesi okulumuzla yürüme mesafesindeydi. İçinizde bilmiyorum İstanbul İmam mezunu var mı? Maalesef şu anda adı değişmiş vaziyette. O yaşta şans sinemasında Münir Nurettin Selçuk konserleri bile dinledim. Şimdi bu yani işte milattan önce de bir yaprak gibi. Hala arıyoruz. Devam ediyoruz. Daha başlangıcındayız. Henüz arayışı arıyoruz. Şimdi efendim Serde Karadenizlik var tabii. Babamdan tevazuyu biraz hissettik. Ama benim tabiatım mütevazi bir tabiat değil. Abimin tabiatı mesela mütevazi bir tabiattır. Taben öyledir. Ben taben kendime mütevazi demiyorum. Yani tevazuyu biraz öğrendik ama sonradan tevazu ne kadar öğrenilir? İşte onu da arıyoruz belki. Hala onun da peşindeyiz. İstanbul'a gelir gelmez o çocuk kafamla biraz da hocalara bakarak İmam Hatip Okulu'na gelen hocaları dinleyerek, mesela Hamidullah Hoca her İstanbul'a geldiğinde, İstanbul'a gelirdi biz talebeyken, 3 ay ders verirdi İslam Tetkikleri Enstitüsü'nde. Her gelişinde asgari bir defa, bazen iki olurdu bu, bizim okulumuza gelirdi ve Arapça konuşma yapardı. Bir konuda konuşurdu. Mütercimleri vardı. Salih Tu, Yusuf Ziya Kavakçı, umumiyetle bunlar tercümanlarını yaparlardı. Fakat hoca, bunu sonradan anlıyorum tabii. Hoca hakkında da uzun bir portre yazısı yazdım vefatından sonra. Belki okuyanlarınız vardır. Allah rahmet etsin. Bunu bilerek yaptığını düşünüyorum. Bizim anlayacağımız düzeyde bir Arapçayla konuşurdu. Yani biz epeyce bir kısmını anlardık. Düşünebiliyor musunuz? Çocuğuz. Arapçaya çalışıyoruz ama İmam Hatip okullarında, ilahiyat fakültelerinde pratik Arapça eğitimi hiç yoktur. Hocalarımız da Arapça pratiğine sahip değildir. Biz de değiliz. Yani öğrendiklerimiz öyle. Sonra da tedarik cinsindendir. Bu gelen hocalar tabii Hamidullah Hoca mesela çok iyi hatırlıyorum. Hem bizim seviyemizde konuşurdu hem de yani dikkatli dinleyen insanların kafasında sorular, meseleler bırakacak. Bir iki kavram bırakacak bir tarzda konuşurdu. Bunlar büyük hocalardı yani. Hocalığın psikolojisini de çok iyi bilen insanlardı hiç şüphesiz. Bunlardan bu İşte bitmeyen
aramak için tutamaklar edinmeye çalıştık. Biraz önce de söyledim, Karadenizlik iddiası da var. Ben çok erken yaşta hiç kimseye söylemediğim çalışma konuları kendime buldum. Yaşımdan büyük kitaplar okuyorum. Muhtemelen %30'unu, %40'ını, %50'sini anlamıyorum. Fakat anlamıyorum diye bırakacak mıyım yani? Olur mu böyle bir şey? Yakışır mı? Bunlarla boğuşuyorum. Mesela ben Elmalı tefsirini Cuma Hatip talebesiyken baştan sona okudum. Hiç atlamadım. Ama yani muhtemelen %30'unu, %40'ını anlamadım. Fakat hiç fütür getirmedim. Onu sonuna kadar okudum. 440 liraya sahaflardan alarak Muzaffer Hoca'dan satın aldım. Muzaffer Ocak, Ozak. O aynı zamanda Cerrahi Hastanesi'nin şeyhiymiş. Sonradan bunu öğrendim. Onun da enteresan bir hikayesi var. Ben onu sahaflarda bir kitapçı zannediyorum. Sahaf. İlginç bir kitapçı. Ve fıkraları anlatan. Tabii İmam Hatip damarlarımız var. Hanımlarla çok rahat münasebeti var. Onlara biraz tabii içerliyorum. Fakat kitap çeşidi çok iyi olduğu için girmekten de geri duramıyoruz falan. Sahaflarla Fethiye arasını İstanbul'u bilenler bilir. O hevesle o 9 cildi koliyi omuzumda İmam Hatip'e kadar taşıdım. Omuzumda yani, arabaya binmedim. Yeteri kadar anlayamadığım kitapları bilgim yetmiyor, dilim yetmiyor. Mesela yeteri kadar anlamadan okuduğum kitaplardan biri de Türk Edebiyatı'nda ilk mutasavvıflardır. Benim kahraman kitaplarımdan biridir o. Sonra biraz yaşım ilerleyince bu adam bunu nasıl yazdı? Öğrendim ki 29 yaşında bu kitabı bitirmiş. 23 yaşında başlamış makaleleri yazmaya hocam, malum haliniz. Türk Edebiyatı'nda ilk mutasavvıflar bütün olarak hala aşılmış bir kitap değil yani. Bazı bölümler aşıldı belki de. Fuat Köprülü çok mühim bir kitaptır. Fakat bilgimiz yetmiyor, dilimiz yetmiyor. Bu tamamını kuşatamasak bile mutlaka izini takip etmekten ben çok şey öğrendim. Sonra Allah kısmet etti, hoca olduk. Ben talebelerime veya işte sohbet ettiğimiz talebelere ısrarla şunu söylemişimdir. Her şeyini rahatlıkla anladığın edebi bir kitabı okuyabilirsin. Ama fikri ve ilmi bir kitapta seni zorlayan metinleri tercih et. Ayak ayak üstünde okuyorsun. Bu insana çok fazla mesafe kat ettirici bir yol değil. Zorlanacağın metinlerle boğuşacaksın. Sözlüğe bakacaksın, ansiklopediye bakacaksın, bir daha okuyacaksın. Belki başka eserlere müracaat edeceksin falan. Fakat çok kıymetli arkadaşlar, kıymetli hocalarım, insanın hayatı sadece kendisinin kurduğu bir hayat değil. Bir de kader diye bir şey var. Kader sizden önde gidiyor ve bilmiyorsunuz yani kader sizi nerelere getirecek, götürecek, sevk edecek, yolunuzu değiştirecek falan, bunu bilmeniz zaten mümkün değil. Bu konuda bana katılmayabilirsiniz. Fakat kaderin bir şekilde, benim istemediğim şekilde önüme çıkardığı şeyleri de, bu bazen bir kitaptır, bazen bir talebedir. Kader onu önünüze getirir. Yani o sizin işte sınıfa girdiğiniz zaman karşınızda olan talebeniz değildir. Bir yolculukta karşılaşırsınız. Bu bazen çok da iyi olmaz. Kaderinizi önünüze getirdiklerin hepsi iyi şeyler olmayan, değerlendirmenize göre iyi şeyler olmayabilir. Bunları da bir Karadenizli'nin yapabileceği kadar, Karadeniz'in bazı tarafları
fukaracadır yani. Karadenizler bunu kabul etmek istemez ama sessiz bir şekilde bunu söyleyelim. Her ne kadar kayıp varsa da. Bizi 81 milyon izliyor yalnız. İzliyor, evet. 81 milyon. 90'dır belki hocam. Hocalar biraz öyle zanneder zaten. Bütün dünya beni izliyor. Nereden biraz? Ama Balıkesir'i izler, bu kesin. Bu kaderin önüme getirdiği şeyleri hala çok önemserim. Buna riayet etmeye çalışırım. Ne kadar edebiliyorum, o ayrı bir şey. Ama niyet olarak en azından bunu söyleyeyim. Bunları da işte bu aramakla bulunmaz hikayelerinin bir parçası yapmaya çalıştık. Bir şey söyleyerek bitireyim. Çok uzattım. Belki senin yeni soruların olacak. Türk edebiyatında ilk mutasavvıfların muhtemelen %40'ını, belki %50'sini bilmiyorum. O yıllarda onu tayin edecek halde de değilim. Fuat Köprü'nün bu kitabı 29 yaşında neşrettiğini öğrenince dedim ki acaba ben de 29 yaşında böyle bir kitap yazabilir miyim? Bunu tabii hiç kimseye söylemedim. Yani gülünç bir şey olur yani, böyle bir şey söylenir mi? Kıymetli arkadaşlar, Türkiye'de İslamcılık düşüncesinin birinci cildini 29 yaşında bitirdim. 30 yaşımda basıldı. Daha fare doğurdu. Yani Türk edebiyatının ilk mutasavvıfların yanında benim yazdığım, yani kendi sahasında çok önemli bir çalışmadır. Hala çok önemli bir çalışmadır. Ama şimdi o 3 ciltlik haliyle yine kendi sahasında o da aşılamadı. Eyvallah. Yani bunu kabul edelim. Ama yani Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar gibi bir kitap olmadığını kitap bitirdiğim zaman kendime itiraf ettim. Ama o 29 yaş benim için o zaman çok uzun bir zaman sonrasıydı. Hocalarımızın çoğu o yaşlardaydı yani. Bizim hocalarımızın bir kısmı. İşte böyle efendim, aramakla bulunmaz. Vadisinde birkaç söz. Evet. Şimdi o İslamcılık düşüncesi yazıldığında o kitaba, o üç ciltlik esere konu olan birçok isim de yaşıyordu. Ve senin tabii o isimlerle irtibatla ya da o isimleri izleyerek konuyu getirmiş olduğun nokta bugün artık kimsenin erişemeyeceği bir nokta. Bugün onların hiçbiri hayatta yok. Bunları bir kısmını fiilen çok yakından tabii tanıdın. Yine ben içinde yetiştiğin çizgi olması bakımından Nurettin Topçu'ya getirmek istiyorum. Nurettin Topçu çizgisiyle senin buluşmanı konuştuk. Nurettin Topçu okulundan da biraz bahsedersek, yani nasıl başladı? Hareket Dergisi 1939 9. sanıyorum ilk yayını. Sonra ara veriliyor. Sonra yeniden başlıyor. O çizgiyi biraz arka planıyla, yani fikri anlamda hepimiz kitaplarından izliyoruz. Evet. Daha çok işin arka planı ve Topçu Hareketi ya da Topçu Okulu'nun önemli isimleri ve nasıl bu noktaya, biraz onun hikayesini de konuşursak. Eyvallah, olur. Yani bilinmeyenlerden yürüyelim. Yani aramaya Eyvallah. Devam ediyoruz ama bilmediklerimizi arayalım. Tabii, biz de aradık zaten bunlar. Yani hocayı tanımak şerefine nail oldum. Bendeniz birkaç sene. Hocayı tanıyıp da dergah yayınlarında uzun müddet çalışan son kişi benim. Benden geride bana yaşı en yakın Ahmet Tabakoğlu var. Cahit Çollak var, rahmetli oldu. Mustafa Kutlu abi var, hepinizin tanıdığı. Ezel Bey var, Ezel Erverdi. İki tane Mehmet Doğan var. Biri D. Mehmet Doğan, onu hepiniz tanırsınız. Yazarlar Birliği. Biri de K. Mehmet. Biri de Kayserli. Kayserli Mehmet Doğan. D. Mehmet Doğan'ın isminin başında D yok. Resmen hala yoktur. Fakat iki Mehmet Doğan olduğu için biri Kayserli Mehmet Doğan. Biz ona Kayserli Mehmet Doğan deriz. Kıdem itibarıyla D. Mehmet Doğan'dan öncedir. Hareket
ve Nurettin Topçu ile hukuku bakımından. İkisi karışmasın diye D. Mehmet Doğan hareketteki yazılarında isminin başına D koydu. Nurettin Bey de, ben yoktum orada. Nurettin Bey de şey demiş, yani konuşurken bu değerli Mehmet Doğan demiş. Kayserili'nin yanında espri yaparak. Aslında o biraz da yani D. Mehmet Doğan'ın isminin başına D koymasına belki biraz buna bir hatırlatma yani. Bu değerli Mehmet Doğan olduğu herhalde falan. Buna bu mealde bir şey söylemiş. Şimdi hocanın hem hayatı hem fikirleri hem mücadele tarzı benim için de geriye doğru aradığım bir şey. Bu sene hayatı hakkında epeyce mufassal bir kitap yayınladım. Türk Kültürüne Hizmet Vakfı bu 100. yıl dolayısıyla bir biyografiler dizisi yayınlıyor. O diziden çıktı. İnşallah onu biraz daha da geliştireceğim. Şimdi Nurettin Bey'in hayatı, fikirleri, mücadelesi, belki mücadele tarzı bir dönemin içinden akmakla beraber farklılıkları, hususiyetleri olan tarafları var. Hareket Dergisi 1939 Şubat'ında çıkmaya başlıyor. Tarihi çok önemli. Yani milliyetçi muhafazakar mütedeyyin kesimde yayınlanan ilk muhalif dergidir. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın vefatından çok kısa sayılabilecek bir zaman sonra. 1951-52 yılına kadar öyle anlaşılıyor ki Nurettin Bey daha çok insanın daha dikkatli bir şekilde takip ettiği bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Bunun sebebi şu, kıymetli arkadaşlar. Nurettin Bey, Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası şartlarda, 1945-46'da başlıyor bu süreç. Fakat Demokrat Parti iktidarıyla birlikte süratleniyor. Bu yeni süreç Türkiye'nin Amerikan aksına doğru sürüklenmesidir, sevk edilmesidir. Yumuşatalım, uluslararası şartların Türkiye'yi buraya doğru sevk etmesidir. Türkiye hala bu hat üzerinde gidiyor. Bu İkinci Dünya Savaşı sonrası şartlarda oluşmuş bir şeydir. Nurettin Bey, 1951-52 yıllarındaki yazılarında çok net bir şekilde Türkiye'deki milliyetçi muhafazakar mütedeyyin kesimin bu işte komünizm tehlikesi, Rus tehlikesi vesaire üzerinden meşrulaştırılan Amerikan aksına doğru sevk edilmesine muhalefet ediyor. Bu muhalefeti birçok başlık altında yapıyor diyelim. En önemlisi ahlak meselesi. Yani bu aksın Türkiye'nin kemiklerini zafiyete sürükleyeceğini, ahlaki sefaleti artıracağını, Türkiye'nin milli damarlarını ortadan kaldıracağını, çok açık ve sert bir üslupla yazmaya başlıyor. Arada bir şey de söyleyeyim. Nurettin Bey 1950'ye kadar demokrasi tenkitleri yapmakla beraber demokrasinin olabilecek rejimlerden biri olduğunu da yumuşak bir şekilde söyler. Türkiye çok partili hayata geçtikten sonra ise
demokrasi tenkitlerini çok yukarıya çıkarır ve sertleştirir. Yani kronolojik olarak takip ettiğiniz zaman yazılarını bunu da görürsünüz. Kıymetli arkadaşlar, Demokrat Parti'nin 1953 yılında biliyorsunuz Milliyetçiler Derneği'ni kapatıyor Demokrat Parti. İşte bu Malatya hadisesi, meşhur Malatya hadisesi bahane edilerek. İşte Atatürk Koruma Kanunu çıkarıyor. Atatürk Koruma Kanunu çıkaran Demokrat Parti. Başka şeyler de var. Bu sahayı çok genişletmeyelim, geri dönemeyiz belki. Demokrat Parti icraatıyla da muhtemelen ilk fikri olarak sürtüşmeye başlayan işte muhafazakar milliyetçi mütedeyyin kesimde Nurettin Bey'dir ve Hareket Dergisi'dir. Bunu ben 1939 sonrası ikinci kademe olarak görüyorum. Nurettin Bey bunu ömrünün sonuna kadar sürdürecek. Hatta Nurettin Bey'in Anadolu sosyalizmi savunması buradan çıkacaktır. Anadolu sosyalizmini ilk ifade ettiği metin 1952 tarihlidir. Ve belki biraz da haklı olarak, birçoğu anlamayarak, bir kısmı ise kasıtlı olarak Nurettin Bey'in bu Anadolu sosyalizmini ifade etme tarzına karşı çıkmışlardır. Çıkan kişiler de biliyoruz yani. Bir kısmının niçin çıktığını da artık biliyoruz bugün itibariyle. Üçüncü bir aşamadan bahsedebilirim. Nurettin Bey'in fikri akışı, mücadele biçimi açısından. O da 1960 ihtilalidir. 1960 ihtilaliyle birlikte Nurettin Bey kendi yazdıklarıyla olan münasebetlerini de farklı bir noktaya intikal ettiriyor. Bu uzun bir bahis fakat şu kadarını size söyleyeyim. Bugün Nurettin Topçuoğlu'nun eserleri diye bildiğiniz eserlerin hepsi Taşralı hariç 1960 ihtilaliyle irtibatlı olarak kitaplaşmıştır. Nurettin Bey fikri yazılarını o güne kadar kitaplaştırmadı, kitaplaştırmasına müsaade etmedi. Sadece 1959 yılında kendi masraflarını karşılayarak Taşralı bir hikaye kitabıdır malumunuz. Bunu bastırıyor. Bunun dışında ders kitapları var. Bunu zaten kendisi bastırıyor. Kendisi bastırıyor. Evet. İlk baskısı kendi. Çok uzun yıllar biz onu zor bulduk. Yani. Evet. Aynı baskı. Bulunmuyordu. Evet. Ders kitapları var. Zaten onlar başka bir kategoride. 48'den itibaren felsefe grubu ders kitabı yazıyor. Onlar basılıyor. Fakat esas Hareket Dergisi'nde yazdığı, mesela sonradan işte yarınki Türkiye'nin ana gövdesini oluşturacak yazılar, ki o yazılar 1939-40-41 tarihlidir oradaki yazıların çoğu, bunlar kitaplaştırmayı düşünmedi. Kendisi bu konuda herhangi bir şey söylemiş değil, herhangi bir imada bulunmuş değil. Benden yaşlı hocanın talebesi olan Zevat'a da ben sordum. Fakat kronolojik olarak takip ettiğiniz zaman yazılarını kitaplaştırma meselesi oradan duruyor 1960 ihtilaliyle alakalı. 60 ihtilaline karşı çok yani daha birinci günden itibaren talebelerinin anlattığına göre karşı çıkıyor. Hatta Milli Birlik grubundan da olan bir iki kişi Nurettin Bey'e haber gönderiyor. Diyorlar ki işte evinizdeki toplantılar takip ediliyor. Bunlardan vazgeçin falan. Nurettin Bey de tebessümle karşılamış, bir cevap vermemiş ama onlara devam etmiş bir şekilde. 60'tan sonra kitaplarıyla Nurettin Bey artık bir okuyucu, bir muhatap kütle aramaya başlıyor. Ondan önce kitle
Affedersiniz, yanlış söyledim. Ondan önce dergi yazılarını bunun için yeterli görüyor. Yani bunların kitaplaşması diye bir şey yok. Onun için ilk basılan kitaplar Türkiye'nin Maarif Davası, Yarınki Türkiye Var Olma kitaplarıdır. Yani Nurettin Bey'in en temel kitapları bu süreçte ortaya çıkıyor. 1964-66'dan da bahsedelim. Böylece bu faslı da şimdilik tamamlayalım isterseniz. 1964 yılında bu sefer Nurettin Bey'in çok emek verdiği talebeleri Milliyetçiler Derneği'nde Nurettin Topçu aleyhinde bir operasyon yapıyorlar. Genel kurulu ele geçirerek. İsimlerini zikretmeyelim. Çünkü hepsi göçtü. Gerçi ben isimlerini yazdım. Yani isimlerini yazdığına göre, göçtüğüne göre benim bahsedebiliriz. Hayatta değiller. Vazifen hoş bir şey değil. Onun için Orhan Okay Hoca'ya yazdığı mektuplarda bu var. Yani bu emek verdiği talebelerin bu Amerikan aksıyla irtibatlı olarak Milliyetçi Muhafazakar Mütedeyin kesimdeki bu etkinin bir neticesi olarak Milliyetçiler Derneği'nde kendisine karşı yapılan hareketten çok etkilendiği söyleniyor. Bunu kendi metinlerine yansıtmadı. Fakat Orhan Okay Hoca kendisine yazdığı bir mektupta bunu bir şekilde gündeme getirdiği için yine o hadiseden bahsetmeden ama işte ömrümün önemli bir kısmını verdiğim yetişmeleri için harcadığım falan filan kişiler diye bu bu kişilerden bahsediyor. Çok yani Türkiye'de başka örnekler de var. Türkiye bu tür örnekler çok yaşıyor. Ama herkes Nurettin Topçu kadar etkileniyor mu? Bunu memleket için büyük bir problem olarak görüyor mu? O ayrı bir şey. Bu Orhan Okay Hoca'ya yazdığı mektubun birkaç paragrafı birçok kişi tarafından paylaşıldı. Bilmiyorum siz de tesadüf etmişsinizdir herhalde. Hatırlıyorsunuz değil mi bu şeyi? Sonra 1966 yılında bizim de abimiz olan Ezel Erverdi, hala yaşıyor ve bir cildi Nurettin Topçu ile alakalı olmak üzere iki ciltlik hatırat yazdı son zamanlarında. Bu hikayeler de epeyce bir şekilde anlatıyor. 66 yılında Ezel Bey'in genç bir tıp talebesi olarak hocayı ikna edip, çünkü Orhan Okay Hoca'ya yazdığı mektupta da işte gençler istiyorlar ama bilmiyorum. Yani dergiyi tekrar çıkarır mıyız falan diye soru işareti. 64. Affedersin 65 herhalde Orhan Hoca'ya mektubu. 66'da tekrar Hareket Dergisi'ni bu sefer Nurettin Bey'in kendisi değil de talebeleri çıkarmaya başlıyorlar. Hoca tabii başyazarı. Hocanın bir hususiyeti daha vardı. O yıllarda dergiyi çıkaran kişi derginin birinci yazısını yazar. Nurettin Bey bunu hiç yapmamıştır. Yani kendi yazısı umumiyetle ortalarda falandır. O yıllarda dergiyi çıkaranın yazısının gerilerde yer alması diye bir, bir şey yoktur yani. İhtimal. İhtimal yoktur. Hocanın son yazıları harp üzerinedir. Harika yazılardır. Bu yazıları Kültür ve Medeniyet kitabının 1994 sonrası versiyonunu aldık. Son yazıları harp üzerinedir. Ve bir kehanette bulunur. Yeni Dünya Savaşı Çin'den çıkacaktır diye. O yıllarda Çin diye bir şey yok yani. Çin diye bir yer var da. Biz böyle bir İşte dünyada büyük rol sahibi falan böyle bir Çin yok. Bilmiyorum bu kısa özette bu kadarla. Evet, evet çünkü zaman hızla ilerliyor.
Şimdi yine dergaha yayıncılık hayatınıza dönersek, dergah hep yapılamayana, yapılamayan bir takım şeyleri, projeleri cesaretle yapılma ihtimali görünmese bile üzerine yürüyerek yapmış bir yayın evidir. Her ne kadar mesela filmcilik konusundaki atağı da başarılı olamadıysa da gazete de var biliyorsun. İstanbul Postası. Oraya geleceğim. İstanbul Postası o sinema alanında yapmak üzere yaptığı atılım sonradan birçok genç sinemacının örnek alarak oradan aldığı cesaretle film yapmasıyla sonuçlandı. Evet. Yani doğrudan doğruya o işin yapılmış olmasının sonuçları da önemli. Aynı şekilde gazete, bir günlük gazete, İstanbul'daki bir bölgesel gazeteyi alıp İstanbul Postası olarak kaç 6 ay mı sürdü? Evet, işte o kadar. 6 ay kadar. Ama o gazete de bir entelektüel gazetenin tam örneğidir gerçekten. Bir de başarılı olmuş olan ansiklopedi çalışması var. Ansiklopedi çalışmasına da kısaca değinirsek, evet, çünkü bu işin arka planı çok hikaye dolu. Evet, evet. Simitlerle geçirilen öğle yemekleri falan bunları çok iyi biliyoruz. Onun hikayesini de olur. Biraz değinirsek, olur. Yani dergahın arka planında nasıl bir idealle, nasıl yokluklarla ama nasıl bir idealle neler başarabildiğini gösteririz. Zira karşımızda yine 8 ciltlik Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi olarak, telif eser olarak, çünkü o zamanlar ansiklopediler tamamen tercümeydi. Belki de hatta ilk telif eser çalışmasıdır. Evet, onu ilanını da öyle verdik. İlk telif ansiklopedi diye öyle bir reklamı da var. Reklamı da var. Evet. Dolayısıyla yani dergah yayınları sadece o ansiklopediyi yapmış bile olsa yani Türk yayıncılık hayatına önemli bir iş yaptı. Biraz bunun da arka planını konuşursak olur. Güzel olur diye düşünüyorum. İnşallah sıkmıyoruzdur arkadaşları. Sıkılıyorsanız söyleyin, yani vadeyi değiştiririz. Şeylere girmiyoruz. Yani zaten kitaplarda sen yazdın. Eyvallah. Hani İslamcılıktan ne anlıyoruz, işte geleceğini. Ya bunlar okuyarak zaten. Kitapta var. Kitaplarda var. İsmail Kara'nın bu arada bir reklam arası vermiş olayım. İsmail Kara'nın tüm kitapları farklı versiyonlarıyla kütüphanemizde vardır. İsteyen oralardan okuyabilir. Biz yazılmamış olanı konuşalım. Eyvallah. Şimdi Mustafa Kutlu abiyle bizim aramızda bu Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nin adı Kütüktür. Mustafa abi hafızası zayıf olduğu için ikide bir bana hala söylüyor. Bu kütüğün hikayesini yazmadım, bak bunu yazacaksın falan diye. Aslında bu Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nin kararı alındığı zaman ben dergaha gelip gidiyorum ama henüz fiilen çalışmaya başlamış değildim. Talebeyim o zaman. Yüksek İslam Enstitüsü'nde ve tarihte okuyorum ama cumartesi günleri geliyorum yayın evine. Dolayısıyla ansiklopedi kararı, o hararetli tartışmalar, hazırlıklar vesaire, onların bir kısmına şahit oldum. Şimdi burada bu dergah yayınlarının, Ahmet Bey arkadaşımın söylediği o yapılmayanı yapmak kısmı, tabii fikri olarak Nurettin Bey'den geliyor. Fakat bunu aslında fiiliyata geçiren kişi Ezel Erverdi'dir. Ezel Bey hepimizden çok farklı olarak bir Erzurumlu. Ve iş adamı kişiliği var. İş adamı kişiliği ve bıkmaz, usanmaz, vazgeçmez, geri çekilebilir. Fakat vazgeçmez. Böyle bir mizacı vardır. Dolayısıyla o yıllarda, yani 73-74 yılı karar verildiği ve başlandığı yıl, Mustafa Kutlu abi başta olmak üzere arkadaşların hepsi iki gerekçeyle
biz bu kadar büyük bir ansiklopedinin altından kalkamayız diyorlar. Bir, maddi gücümüz buna yetmez. Hakikaten yok yani. Dergahın hiçbir zaman maddi gücü olmadı. Ara parantezli bir şey söyleyeyim. İlk faskül çıktığı zaman çok böyle havalı bir şekilde çıktı. Şömizli olarak müthiş. Konur Ertop diye bir zat vardı. Yani genç arkadaşlar belki tanımazlar. Milliyet Sanat'ta yazıyordu, Milliyet'te yazıyordu. Bunların arkasında büyük sermaye var diye yazı yazdı. Ansiklopedinin faskülünü de met ederek. Yani faskülün şeyi o kadar cazibeliydi ki şömizi ve içi. Hem şömizini hem içinin tasarımını Bülent Erkmen yapmıştı. Bülent Erkmen Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük tasarımcılardan biri. Hala herhalde en büyüklerinden biridir. Yok değil artık midir hocam? Büyükler çok. Peki. Hayır biri dedim de büyüklerinden biri. Hocam da tasarımcıdır onun için ona baktım. Ama Bülent Erkmen de artık özellikleri yani heyecanı kaybetti daha. Yaşlandı daha tabii. Evet yaşlandı. Biz tanıdığımız zaman. Yaşlandı. Evet. Yani şu anda çıkardığı işler o kadar iyi değil. Evet. Onun için söyledim. Eyvallah. Konur Ertop böyle bir yazı yazmıştı. Yani bu sağcıların arkasında. Mustafa Kutlu abi bunu anlatır kahkahayla gülerdi. Ya burada bizim işte bir simit, bir çaya, Ahmet Tabakoğlu'nun pişireceği bir çorbaya talim ettiğimizi bilse fukara falan filan diye. O zaman da Milliyet iki adım ötede yani. Bütün gazeteler aslında Cağaloğlu'nda bizim çalıştığımız mekana da çok yakın yani. 200 adım. Bir de Mustafa Kutlu'yu çağırıp o günkü olumsuzlukları bir de ona anlattırmak istiyorum. Evet. İnşallah. Mustafa abi pek bir yere gidemiyor ama belki seni kırmaz. İyi bir saatte buraya gelir inşallah. Çünkü saati çoğunlukla müsaade etmiyor. Biri iktisadi imkansızlık, iki bir ansiklopediyi çıkaracak insan unsuru. Yazar kadrosu falan. Bu da yok. İyi münasebet halinde olduğumuz bir edebiyat fakültesi grubu var. Mehmet Kaplan hoca ve talebeleri daha fazla olmak üzere. Onlarla çok yakın dergah yayınları. Onlar da böyle bir şeye susadıkları için heyecanla zaten katılıyorlar. Evet. Kaplan Bey hakikaten, gerçi Kaplan Bey şey dedi, önce 3 ciltliğini yapalım. Fakat Özel Bey üşüklüğüne razı olur mu? Ve hiç bilinmeyen bir alana girdik. Fakat Özel Bey çok müteşebbis bir insan olduğu için arkadaşları da yanına katarak bu konuda tecrübeli olan insanlarla işte görüşmeler yaptı, hocalarla görüştü, Anadolu'ya, üniversitelere seferler yaptı vesaire ve iş başladı. Şimdi o yıllarda D. Mehmet Doğan her hafta sonu İstanbul'a geliyordu. Cuma'dan geliyor. Mustafa Kutlu abi maddeleri hale yola koyuyor, dizdiriyor. Mehmet Doğan geliyor. Şimdiki gibi bilgisayarda yapılmıyor efendim. İşte prova alınıyor matbaadan. Kurşun dizgi elle prova alınıyor. Onlar kesilerek işte sayfa içine yapıştırılıyor. Resimleri nereye girecek? Resimlerin büyüklüğü, küçüklüğü klişe alınıyor efendim. Klişeden prova alınıyor. Yapıştırılıyor falan. Bunlar da Mehmet Doğan abi yapıyor. Çok süratli çalışır. Hala süratli çalışır, sayılır. Mehmet abi de 73-74 yaşında. Değil mi? Evet. Fakat hala enerjisi çok iyi. Allah düşürmesin enerjisini. Hafta sonu gelir, pazar günü de. Buraya sohbete aldık onu da. Eyvallah. Konuştuk.
pazar günü de çalışır, bitiremezse etrafı dağıtır. Yani yaptığı çalışma sırasında etrafını toplayarak devam etmez. Çünkü ona vakit ayırsa işi bitiremeyecek. Bunları sonra Mustafa abi güzel bir şekilde toplar. Bu arada Mustafa abiyle harika atışırlar. Mustafa abi ona takılır biraz da gerilimleri azaltmak için. Kışın soba yanmaz. Mustafa abi biraz daha beceriklidir, sobayı yakar. Mehmet abi ısınamaz. Sobayı yakacağım diye söndürür. Onun çok güzel şeyleri vardır. Yalnız bu denilen mekan herhalde bir 20 metrekare üzerine 3 katlı bir ahşap. Biraz sarsılsa herhalde yana yaslanacak olan bir bina. Bir tarafı. Yani betonarme bina değil. Değil. Herhalde bugünkü örneği kalmamış binalardan biri. Örneği kalmamış evet. Fakat Ezel abiyle Mustafa Kutlu badanasını yaptıkları için üst kat çok güzel gözüküyor. İkisi de renkten anlar ve renk beğenmezler. İşte oraya biraz mor katalım. Hadi bakalım bir mor katalım. Boya badanasını kendileri yaptılar ve çok güzel yaptılar. Ayrıca ikisinin zevkleri biraz farklıdır ama Mustafa abi Ezel Bey'e uyar. Fikrini söyler. O da işte falan. O binanın oturulan ve çalışılan yerlerini iyileştirmişlerdi en azından. O küçük, ucuz müdahalelerle. Şimdi faskül olarak çıkmaya başladı. Aslında dergah yayınlarının faskül neşriyatını yönetecek gücü yok. Çünkü faskül neşriyatı şöyle bir şey. Diyelim ki 10 bin faskül satmayı planlıyorsanız 30 bin basmanız lazım en az. Çünkü gazete bayilerine dağıtmanız lazım. Kitapçılara dağıtarak şey satılmaz. Veya abone temin etmeniz lazım. Abone ile ilgili bir çok önemsediğim bir hatırayı anlatmak isterim size arada. Şimdi adres topluyoruz. Abone için işte adreslere mektup gönderilecek. Ezel Bey çok güzel mektuplar hazırladı. Birinci hamur kağıtlara bastı. Renkli. Dergah yayınlarının amblemi renkli falan. Malum o yıllarda birinci hamur kağıda böyle mektup gibi şeyler basmak çok lüks yani. Üçüncü hamur kağıda basılıyor. Tekstil kağıdı veya Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bütün Türkçe öğretmenlerinin adreslerini özel yollarla aldık. Şöyle düşünüyoruz. İşte o zaman Türkiye'nin şu kadar Türkçe edebiyat öğretmeni var. Bunların %5'i, %10'u nasıl olsa bu ansiklopediye abone olacak. Bu şu kadar rakam eder. Bununla epeyce vaziyeti kurtarırız. Hepsine mektup yazıldı. Pek kıymetli arkadaşlar, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nin abonelerinde birinci sırada hangi meslek olacak diye bekliyorsunuz? Biz Türkçe ve Edebiyat hocaları bekliyorduk. Doktorlar mı? Doktorlar ikinci. Birinci subaylar. Evet. Çok şaşırdık. Efendim? Çok güzel. Harika. İşte biz sana göre ihtiyar olduğumuz bizim için. En genç okurumuz, dinleyicimiz. Eyvallah. Çok iyi. En çok abone için müracaat eden subaylardı. Buna çok şaşırdık. İkinci doktorlar. Doktorların sanat edebiyatla irtibatlar konusunda bilgimiz vardı. Zaten tanıdık işte doktorlarımız da vardı. Hatemi abi başta olmak üzere Hüsrev Hatemi, Hüseyin Hatemi. Hüseyin Hatemi de o yıllarda şiir yazardı. Sonra şiiri bıraktı. Tabip olan Adem abi hala şiirle uğraşıyor. Doktorlarınkine de şaştık. Yani ikinci sırada doktorların olmasına şaştık. Yoksa doktorların ilgili olduğunu biliyorduk. Türkçe ve edebiyat öğretmenleri sıralamada yok. Nasıl olsa biliyorlar onu. Nasıl olsa biliyorlar. Çok
iyimser, teselli babında yorum yaparsanız şey demek lazım. Yani memur adam nasıl abone olsun falan. Ama bu değil tabii. Türkiye'nin en önemli problemlerinden biridir bu. Türkçe ve edebiyat öğretmenlerinin kalitesi meselesi. Aslında bütün öğretmenlerin kalitesi meselesi. Yani din dersi öğretmenleri onlardan çok iyi değil ya. Bu bildiğimiz bir hikaye. Şimdi bu dönemde yani Mustafa Kutlu ile Mehmet Doğan ağabeyin esas işi yoğun olarak götürdüğü yıllarda bir ben ve Ahmet Tabakoğlu onların yardımcısı idik. Mehmet abi bize de laf yetiştirirdi. Dini, tasavvufi edebiyat maddeleri olduğu zaman onları böyle karşı taraftan böyle atarak bizim masamıza doğru gönderirdi. Biraz latife, biraz da bakın bakalım bu büyücüler ansiklopedisine girebilecek bir madde midir falan diye böyle hoş espriler de yaparak veya bazen Ahmet Tabakoğlu'na takılırdı. Kardeşim bu ne biçim madde? Bu madde iki paragraflık olacak, uzun yazılmış, bunu kısaltalım falan. Bunların çoğu stresi ve gerilimi azaltmak için çok neşeli çalışırlardı. Fakat 79 Mart'ında Hareket Dergisi'nin yeni ve son dönemini çıkarmaya başladığımız zaman da beraberdik. Hareket Dergisi'nin o dönemdeki yazı işleri müdürü de Mehmet Doğan'dı. Dergi onun üzerine kurulmuştu, yani dergiyi o çıkaracak. Fakat Ankara'daki işler biraz farklı gelişti. O da uzun bir hikaye, dergahın uzun bir hikayesidir o kısmı. Mehmet abi biraz da Yazarlar Birliği'nin kurulması dolayısıyla 78'dir Yazarlar Birliği'nin nüvesinin teşekkülü. Mehmet Doğan abi dergiyi de, ansiklopediyi de bize bırakarak Ankara'ya döndü. Zaten Ankaralıdır ama düzenli bir şekilde gelip gidiyordu. Buradan itibaren, 3. ciltten itibaren ansiklopedinin çok büyük yükü Mustafa Kutlu abide, epeyce bir kısmı da benim üzerimde olmak üzere zor şartlarda, tabii çok kısa bir zaman sonra şeyden vazgeçtik. Fasikül neşriyatından onu götüremez hale geldik. Cilt cilt çıkarmaya başladık. Tabii cilt cilt çıkarmak da çok masraflı bir iş. Cildi çıkarana kadar hiçbir geri dönüşünüz olmuyor. Cildi çıkardığınız zaman da pahalı olur. Türkiye'nin krizde olduğu yıllar, Türkiye'nin krizleri bitmez yani, ekonomik krizleri. Mustafa abi son maddeyi yazdığı zaman el yazısıyla uzun bir kağıt alarak bir metin yazdı. İşte bana dedi ki sen de imzala bunu. Son maddeyi yazdı. Tabii ben de imzaladım. Ahmet Tabakoğlu'na özürler verdi, imzalattık. Öyle bir son maddeyi yazma şeyimiz var. O gün gelenlere de imzalattık. Mesela Hüsrev Ademi abi geldi, ona da imzalattık. Sefa Kaplan geldi. Evet. Abdullah Uçman da geldi. Bu kağıtı saklıyoruz kutsal bir emanet olarak. Hatta Sefa Kaplan biraz hukukumuzda vardı, biraz Mustafa abiyi kızdırmak için şey yazdı. Değdi mi bu kadar sıkıntı ya? Fakat bunlar aslında çok sıkıntılarla birlikte zevkle katlandık. İşin acı tarafı şu, şu anda bütün dünyada ve Türkiye'de ansiklopedi ve sözlük basma işi bitti. Çünkü insanlar iki tuşla aradıklarını buluyorlar veya bulduklarını zannediyorlar. Eyvallah. Dolayısıyla ansiklopedi yayıncılığı ve sözlük yayıncılığı tamamen piyasadan, yayın piyasasından çekildi. Biz de şimdi o ansiklopediyi böyle bakarak, Mustafa abinin evde kütüphanesi yoktur, okuduğu kitabı evinde tutmaz. O kim okuyabilir diye düşünür, ona verir. Fakat Mustafa abinin üzerine not aldığı ansiklopedi kütük. Dergi yayınlarında şimdi ikimize ayrılmış olan şeyde duruyor.
Mustafa abi maalesef yüksek olduğu için böyle iki ayda bir geliyor ama oraya çıkamıyor. Ben her hafta bir yarım gün oraya gidiyorum, o kütüğü görüyorum. Yani asırlık kütük. İnşallah bu Fasal hikayesinde yazarız. Çok kıymetli bir ansiklopedidir hakikaten dönemine göre. Yani aramakla bulunmaz ansiklopedi evet. Şu anda ama bulursanız mutlaka alın. Evet. Çünkü ansiklopediler de yeni basımı artık yapılması imkansız şey. Evet, öyle. Dolayısıyla o bir anıt. O 8 cildi bulmak zor gerçi evet, ama bulmak zor. Zaman zaman sahaflara geliyor. Az da olsa evet ben evet. De tesadüf ediyorum ama çok az. Ben hala sahafta ulaşan biriyim. Çok az, nadir kitapta da çok az. Yani biri vefat edecek de koyacaklar onu falan. Çok az. Biz de henüz şey yapamadık. Yani dergi yayınlarının PDF hizmetlerini oturtamadık. Aslında onu PDF olarak dergi ansiklopedisinde hizmete sunmamız lazım. Öyle bazı kitaplarımız var. Evrak var. Hocanın evrakı var Nurettin Bey'in bize intikal eden. Fakat o da ayrı bir iş yani. Yayın evinin PDF hizmeti sunan veya görsel arşiv hizmeti sunan bir birime kavuşması ve bunu sürdürülmesi, bu da ayrı bir hikaye. Ama inşallah o ansiklopediyi PDF olarak hizmete sunma niyetimiz var. Bakalım ne zaman gerçekleşir. Bu arada tabii bütün bunlara öncülük eden Ezel Erverdi'ye şükran borçluyuz. Eyvallah. Gerçekten. Evet. Ezel Erverdi bir numara. Yani. Onun oğlu Asım Erverdi şu anda yayınları sürdürüyor. Biz Asım Erverdi'yi davet ettiğimiz zaman Ezel Erverdi'nin hatıratını da evet çok teşekkür ediyoruz. Arama yolculuğu devam ediyor. Fakat zamanı durduralım. Tamam. Çok teşekkür ederiz. İstanbul'dan kalktılar, geldiler. Estağfurullah. Dostumuz İsmail Bey. Kitaplarda okuyamadıklarımızı anlattınız. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Sağ olun, var olun.